Ablacığım, senin yüzüne bunları söylemeye cesaretim yok. Ben Zafer'e gidiyorum. Evlenmek için başvuracağız biz bugün. Biliyorum ona güvenmiyorum. Bana çok kızacaksın ama beni de anlamaya çalış ablacığım, ne olur. Ben de mutlu olma şansım olsun istiyorum. Bir yuvam, evim, ailem olsun istiyorum. Kim bilir? Belki dünyanın en mutlu yuvasını kurarız biz Zafer'le, ha? Belki geçmişi unutturur bana Zafer. Dua et ablacığım bizim için. Kusura bakma, uyandırdım. Yok ya, sabaha karşı uyuyakalmışım. Geçsene, ben bir üstümü değiştireyim. Sermet, merhaba, Fırat'tan bir haber var mı? Ah, nasılsın Can, iyi uyudun mu? Fırat'tan bir haber mi var? Yok, hala haber yok. Kötü haber gelir herhalde yakında. E hadi, böyle bir zamanda hastanede durulmaz. Gidelim evimize. Kafamızı toplayalım, bir şeyler yapalım değil mi? Evet, çok iyi olur. Akıl falan kalmadı bizde yani. Yok ya. Biz seni eve bırakalım Can. Şimdi bu kadar stresin içinde bir de sen uğraşma yani. Biz Irmak'la bakarız başımızın çaresine. Gerek yok. Yok. Yok, gelsin başımızda dursun, baksana. Biz ne yaptığımızı bilemez haldeyiz yani. Tabii tabii canım, ben sizi bu halde yalnız bırakmayayım. Hem ben iyiyim. Neyse, ben doktorla konuşayım, çıkış işlemlerini halledeyim. Deniz, yani seni gelmek istemiyorum ama sen neredeydin? Yani çıkıp gittikten sonra nereye gittin? Ben bir otele gittim. Böyle akşam oturuyordum. Senden mesaj geldi, sonra ben panikledim işte, herkes aradı. Özür dilerim. Ben seni öyle bırakıp gitmek istemezdim gerçekten. Ama ne yaptığımı hiç bilmiyordum. Özür dilerim. Deniz, ben sana o iyi dilek mesajını atarken gerçekten samimiydim. Bak, ben seni senden vazgeçebilecek kadar çok seviyorum. Mutsuz olmanı da istemiyorum. Yani evlenmek istemiyorsan belki de kaçarak en iyisini yaptın. Kendimden nefret ediyorum böyle konuşunca. Ya böyle konuşma, her şey daha da zor oluyor ya. Sermet'le konuştum, yeni bir haber yok diyor. Telefonun bulunması iyi haber mi, kötü haber mi anlamadım. Nalan, bilmen gereken bir şey var. Bu Sinan'ın bir tane kız kardeşi varmış. Amerika'da üniversitede okumuş. Bil bakalım hangi üniversite? Hangi üniversite? Fırat'ın gittiği üniversiteyle aynı. Hem de aynı dönemde. Fakat kız ikinci sınıftan sonra okul terk etmiş. Aa! Ben buradan bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Adamları şimdi yolladım, araştırıyorlar. Yani bu kadar tesadüf boşuna olamaz. Evet, olabilir gerçekten. Yani Fırat'la Sinan belki o zamanlardan tanışıyorlardır bu kız kardeş vasıtasıyla. Of, bilmiyorum Atıf. Beynim çatlayacak düşünmekten. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız bu adamı? Dur, tamam. Panik yaparak bir yere varamayız. Bence bir jandarmaya gidelim. Jandarmadan bilgi alabiliriz. Şu bomba olayını bir aydınlatmak istiyorum ilk önce. Tamam.
Ben bir Şadiye'ye bakayım, uyanmadı hala. Kız belki de haklıdır. Böyle mutlu olacağını düşünüyordur. Bırak nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Hayır, haklı falan değil Atıf. O adamda bir şey var, seziyorum. İyi değil. Kıza kötü davranıyor, abuk subuk davranıyor. Kardeşimin başına kötü bir şey gelecek, hissediyorum. Bak artık karar vermişler, buradan geri döndüremezsin. Yani bir şey de olmaz. Gideriz etrafta bir gözükürüz. Sahipsiz olmadığını anlayınca kötü davranamaz. Evet, sonuçta reşit bir kadın değil mi? Yapacak bir şey yok. Kendi seçimlerinin sonuçlarını yaşayacak, bana da yaşatacak. Üstüme bir şey alayım. Kim niye yapar böyle bir şey ya? Fırat'ın arabasına neden koyar onu? Bu nasıl bir öfke? Neyin bedeli bu? Öyle ya da böyle birilerinin canını fena yapmış anlaşılan. Adamlar istediklerini alana kadar Fırat'ın peşini bırakmayacaklar gibi gözüküyor. Alo, söyle. Dinliyorum. Aha. Eyvallah. İyi, tamam. Sen bana mesajla yolla. Ben internetten konumunu bulurum. Tamam, çok sağ ol. Tamam. Vay, büyük haber. Ne oldu? Kim aradı? Bu bizim güvenlikten elemanlar. Bu işte uğraşıyorlar. Sinan'ın ailesinin Fırat'ın kaçırıldığı yere yakın bir yerlerde bir evi varmış. Onun yerini bulmuşlar. İnanmıyorum. Gidelim hemen. Olmaz. Yani daha doğrusu seninle beraber olmaz. Ben tek başıma giderim. Seni denize bırakırım. Oradan kendim giderim. Hayır ya, ben izin vermem senin yalnız gitmeni. İstemiyorum öyle bir şey. Ya bir şey olmaz. Polislere haber vereceğim zaten. Bizim güvenlikteki çocukları da yanıma alacağım. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Ya Atıf, nasıl bir adamsın sen ya? İki gün önce Fırat'ı yok etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Şimdi onu kurtarmak için hayatını tehlikeye atıyorsun. Çünkü senin üzülmene dayanamıyorum Nermin Hanım. Yani zaten Fırat ortalarda olmadıktan sonra Fırat'la uğraşmanın ne anlamı var ki? Durum bu. Siz benden haber bekleyin. Narin'i de bir yere salmayın. Sinan'ın Fırat'la ne alıp veremediği olabilir ki? Ben anlamıyorum yani. Bir tesadüftür ki Fırat'ın kaybolduğu bölgede evi var adam. Ya Atıf, senin böyle tek başına bir şeyler yapmana izin vermeyelim biz. Sermet bir arayalım, ona söyleyelim ha. Ceset meset istemiyorum. Sermet'i karıştırma. Ben polisleri kendi adamlarıma alıp kendim halledeceğim. Tamam. Bizi haberdar et ha. Hı-hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.